İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür mesajı. 24 Nisan'da Fransa'nın bazı şehirlerinde anma törenleri gerçekleşti. Fransa, Ermeni halkının yanında olmaya devam edecektir. Başbakan Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Türk yetkililer Suriye'nin kuzeyinde 1 milyondan fazla insanı susuz bıraktı. Batı Ermenistan'daki Siverek'in son taş ustası. Batı Ermenistan'ın Dicle Nehri'nde toplu balık ölümleri görüldü. Anıtların korunmasına adanan açık hava konser programı düzenlenecek. Saygıdeğer Başkan, Batı Ermenistan'daki tüm Ermeniler adına 24 Nisan 2021 tarihli konuşmanızdan dolayı derin şükranlarımı sunuyorum. Mesajınızda özellikle Türk Osmanlı hükümetinin 1915'ten beri planladığı zulüm ve suçlar uluslararası hukuka göre soykırım olarak nitelendirilmelidir diye vurguladınız. Nitekim daha önce de belirtildiği gibi bu Türk Osmanlı hükümeti Konstantinopolis'teki yerli halkımızın aydınlarını küçümseyerek yok etti ve 1,5 milyon Ermeni'yi kendi otokton beşiği olan Batı Ermenistan'da katletti. Bu 11 Mayıs 1920'de ABD Senatosu tarafından bağımsızlığın tanınmasına konu oldu ve Başkan Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırları belirleyen bir tahkim kararı imzalandı. Dünyanın diğer halkları gibi Batı Ermenistan'da ve ötesinde yaşayan Batı Ermenistan Ermenileri de haklarının korunmasını ve soykırım suçunun tazmin edilmesini talep ediyorlar. Herkesin haysiyet ve güven içinde yaşayabileceği adalet ve insan haklarına saygı, herkesin istediği iyileşme yoluna erişime izin verecektir. Ermeni halkına karşı uygulanan soykırımı tanımasına yönelik hareketiniz, ABD'nin yanımızda olduğunun bir belgesidir ve bunun için size teşekkür ediyoruz. Bu nedenle Sayın Başkan, size bir kez daha saygılarımı sunuyorum ve birlikte barışın inşasını devam etmek için emrinizdeyim. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. 24 Nisan'da Fransa'nın başkent Paris'te ve Lyon kentinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarına adanan anma törenleri düzenlendi. Paris'te Fransa'daki Ermeni halkı Kanada Meydanı'ndaki Komitas anıtının önünde saygı duruşunda bulunurken Lyon'da Parlamento Başkanı Leonardo Basmajan liderliğindeki Batı Ermenistan Parlamentosu heyeti Antonin Ponce Meydanı'nda bulunan anıtın önünde anma törenine katıldı. 24 Nisan'da Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan Armepres'e aktarılan habere göre, Başbakan Paşinyan, Fransa'nın Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uluslararası alanda tanınmasındaki rolüne övgüde bulundu ve bunun gelecekte bu tür trajedileri dışlamak için atılması gereken önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti. Emmanuel Macron ise kendi ve Fransız halkının desteğini dile getirerek Fransa'nın zorlukların üstesinden gelmede Ermeni halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti. TRT'nin verdiği bilgiye göre Suriye Dışişleri Bakanlığı ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Hasaka ilindeki halka karşı Türk ordusunun yaptığı insanlık dışı muameleyi kınadı. Suriye'nin resmi Sana Ajansı'nın aktardığına göre, ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Türk ordusunun Hasaka İdari Merkezi'nde 1 milyondan fazla sakini içme suyundan mahrum bıraktığını söyledi. Türk işgal güçlerinin ve paralı çetelerin kente ve çevresine 16 gün boyunca su temin istasyonunun çalışmasını durdurarak su teminini kestiği belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki vatandaşların yaşamları için katlanılmaz koşullar yarattığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin dikkatini Türkiye'nin suç faaliyetlerine çekti. Batı Ermenistan'ın Urfa ili Siverek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Ahmet Usta, 45 yıldır ünlü bazal taşlarına sanat katıyor.
Babasından bu mesleği öğrendiğini söyleyen usta, babasının da Ermeni bir taş ustasından bu işi öğrendiğini anlattı. Usta hikayesini şöyle ifade etti. Ermenilerden bu mesleği ilk babam öğrendi. İlçedeki taş yapıların birçoğunu Ermeniler yaptı. 50 yıl öncesine kadar Müslümanların hepsi Ermenilerin öğrencileriydi. Hangi meslek olursa olsun tüm mesleğin ustaları Ermenilerdi. Sanatı onlardan öğrendik. Demirci, marangoz, fırıncı, bakırcı bunların hepsi Ermeniler tarafından ilçede yayılmış. Müslüman olarak zanaatçı yoktu. Şu an benden başka taş yontmacılığı yapan yok. Eskilerden sadece ben kaldım. Bir tane Ermeni taş yontma ustası vardı. Büyüdüğümde Ermeniler çok az kalmıştı. Bu insanlar sanatı dedelerinden öğrenmişti. Hepsi ustaydı. Usta elinde taşa şekil verdiği materyalleri göstererek hepsinin Ermenilerden kendisine kaldığını söyledi. Çok sayıda cami ve ev yapan usta, aynı zamanda tarihi eserlerin restorasyonunda da görev almış. Ahmet Usta'nın en büyük üzüntüsü ise bu işin betonlaşmaya yenik düşmesi. Batı Ermenistan'ın Tigranaker Diyarbakır ilinin Çınar ilçesinde Tigris Dicle Nehri kıyısında toplu balık ölümleri gözlendi. Vatandaşlar su yüzeyinde ve kıyılarda çok sayıda ölü balıklarla karşılaştı. Mahalle sakinlerinden biri Tigris Dicle Nehri'nde balık ölümlerinin 4 gündür sürdüğünü iddia etti. Suyumuz daha önce bu kadar kirlenmiyordu. Bu suyu daha önce içiyorduk. Su o kadar şeffaftı ki suyun altı görünüyordu dedi ve yetkililerden toplu balık ölümleri konusunda inceleme istediklerini ifade etti. 27 Nisan saat 19'da Dünya Anıtlar ve Manzaralar Günü'ne adanan etkinlikler çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı Surp Anna Kilisesi'nin avlusunda Yerevan Devlet Oda Korosu, Tagaran adlı antik müzik topluluğu, Agape adlı kadın oda korosu ve folk modern halk çalgı orkestrasının katılımıyla bir açık hava konseri düzenleyecek. Konser programında Haypos şirketiyle işbirliğinde basılan 3 adet tarihi ve kültürel eserlerin yer aldığı pul halka tanıtılacak. Etkinliğin amacı proje hakkında halkı bilinçlendirmektir. Anıtların korunmasına her vatandaş katkıda bulunabilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hayro adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.